Yani husus bu savunma sanayindeki teknoloji kapasitesini Türkiye çok hızlı bir şekilde geliştirdi ve bunu yaymayı başardı, bunu sahaya yansıtmayı başardı ve askeri gücünü pekiştirdi bu sayede. Bununla birlikte küresel savunma pazarı diye son derece rekabetçi bir alan var ve o rekabetçi alanda en fazla ihracat kalemini de bu havacılık sektöründe yaptı. Biliyorsunuz yine insansız hava araçları noktasında ve diğer platformlar bazında Türkiye burada çok ciddi bir pay elde etti. Bu payının arkasında teknolojiyi çok hızlı geliştiriyor olabilmesi ve teknolojiyi aynı zamanda hem kendi ordusu tarafından hem de sahada kullanılabiliyor olmasını. Yani başarı konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi bu bahsettiğimiz platformlar, yani Milli Muharebe Uçağı, daha sonra yine görücüye çıkan Anka 3, bir kanat şeklinde gözüken o insansız hava aracı ve Hürkuş. Artık bunlar önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle hava kuvvetlerinde envanterine girecek platformlar. Milli Muharebe Uçağı tabii. Bunlar arasında en müstesna olan hususlardan bir tanesi. Neden? Bir, tarihsel olarak Türkiye'nin bir uçak geliştirme kapasitesi var. Biliyorsunuz çok, yani özellikle İkinci Dünya Savaşı'na gelmeden önce, 92 yıl önce yapılmış ilk. Yapılan bir takım teşebbüsler olmuş. Ancak o dönemde teşebbüslerden geri adım atılmış ve Türkiye maalesef uzun yıllar dışarıya bağımlı olmak zorunda kalmış. Dolayısıyla adeta bir kızıl elması, yani Türkiye'de milli teknolojiyle, yerli teknolojiyle bir muharebe uçağı geliştirmek ve bunu envantere kazandırmak bu bakımdan tarihsel bir adeta başarı, bir eşik.